oturumumuz iki bölümden oluşuyor. Oturumumuzun başlığı tarih yazımında Böklüce Mustafa ayaklanması üzerine tartışmalar ve yeni yaklaşımlar. İlk bölümünde oturum başkanımız Sayın Yılmaz Karakoyunlu, kendisi devlet eski bakanımız ve yazar. Konuşmacılarımız Sayın Doçent Doktor Cavit Kasımov, Azerbaycan İlimler, Milli İlimler Akademisi'nden kendisi. Diğer bir konuşmacımız Sayın Yardımcı Doçent Doktor Erdem Çipa, Michigan Üniversitesi'nden. Diğer konuşmacımız Sayın İlham Yazgan, kendisi yazar. Diğer konuşmacımız ise Raşit Çavaş, kendisi yayıncı. Bu oturumumuzun ikinci bölümü de saat 16'da başlayacak. Buyurun. Hayatım boyunca bu tesadüften nefret ettim. Fakat bütün bu tesadüfi nefretime rağmen talihsizliğim öylesine hainane bir hücumla üzerime geliyor ki kendimi bir türlü savunma şansına erişemiyorum. Şu yoğun ışıklar gözüme geldiği müddetçe hiçbirinizi görmüyorum. Siz bizi belki çok rahatlıkla bütün aydınlığımızın içerisinde görüyorsunuz. Şu ana ışıkları kaldırsalar biz sizi, siz bizi rahat göreceksiniz. Böyle bir sitem cümlesi yaptım. İnşallah alakalılar duymuştur. İkinci bir sitem cümlesi daha var. Hayat boyunca bunu okumak mümkün değil. Bunu da takıyorum, gene okuyamıyorum. Ondan sonra arkadaşımdan gözlüğüne emanet istiyorum, ilave ediyorum üzerine. Hani hekimler yapar ya, şimdi daha mı iyi, böyle mi iyi diye. Gene okuyamıyorum. Dolayısıyla hafızamda kalmış olan, ezberimde kalmış olan ne varsa ona dayalı olarak sizinle bir saniye, iki saniye sohbet edeceğim. Ondan sonra işi bitireceğiz. Dört arkadaşımız konuşmacı. Bize tanınmış olan süre 2 saat. Bunun 90 dakikası konuşmacılara ve yöneticiye ayrılmış. Geriye kalan kısmı ise sorular ve cevaplar şeklinde düşünülmüş. Ben size bir konuşma yapmayı düşünmüştüm. Böklüce üzerinde emeği, gayreti, esarı, emeği olan bir arkadaşınızım. Ama zamanın darlığı nedeniyle bundan vazgeçiyorum. Yönetim biçimimiz ise şöyle olacak. Bu listede yer alan sıraya göre evvela Cavit Bey'e söz vereceğim. O konuşmasını yapacak. Konuşması 20 dakikadır. 20 dakika sonra konuşmacı ikinci, üçüncü, dördüncü şeklinde devam edecek. Arada herhangi bir soru almayacağız. Bittikten sonra sorulara ayrılmış olan cevaplar için 20 dakikalık bir süremiz var. O sürede herkes istediği şekilde elini kaldırmak suretiyle söz talebinde bulunabilir. Mutlaka soru sormak gibi bir mecburiyetiniz yok. Yapılan konuşmalara, açıklamalara katkıda da bulunabilirsiniz. Soruyla sınırlı değilsiniz. Katkılarınız için de daha işin başında peşinen teşekkür ederim. İlk konuşmayı yapmak üzere bu oturumumuzun ilk konuşmacısı Sayın Cavit Bey Azerbaycan'dan geliyor. Dost ülkeden, kardeş ülkeden geliyor. Kendisine ülkemizi ziyaret ettiği, burayı teşrif ettiği için teşekkür ediyorum ve konuşmasını yapmak üzere sözü kendisine veriyorum. Buyurun Cavit Bey. Evet. Sayın Başkan, değerli hazirun. Öncelikle sempozyumu düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin değerli mensuplarına teşekkür ederim. Ve ben bu vesileyle buraya bizi davet ettiklerine göre de teşekkür ederim. Konum Böklüce Mustafa isyanı ile ilgili Azerbaycan'da yapılan araştırmalarda. Tabii ki akademik araştırmalarla ilgili bilgi vereceğim. Tabii ki bizim konumuz olaylar nasıl cereyan etti? İşte bunların isyanda bulunanların amaçları neydi? Hangi ideolojiye sahipdiler? Tabii ki o konuda benim araştırmalarım yoktur. Fakat ben sempozyum vesilesiyle Azerbaycan'da bu konuyla ilgili yapılan araştırmaların genel değerlendirmesini yapmaya gayret edeceğim. Bildiğiniz üzere Azerbaycan
1920 senesinde Sovyet yönetiminin altına düşmüştür ve bu Sovyet yönetimi yılları içerisinde 1920'den 30'lara kadar bildiğiniz gibi Sovyetlerle Türkiye Cumhuriyeti arasında iyi bir siyasi ve ekonomik işbirlikleri olmuştur. Ve tabii ki bu siyasi ve ekonomik işbirliği dönemin kültürel ve aynı zamanda akademik çalışmalarına da yansımış ve o dönemin tarihçileri tarafından 1920-30'lardaki çalışmalarda Türkiye-Sovyetler Birliği dostluğu önemle vurgulanmıştır. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin Batı blokunda yer alması ve Sovyetlerin Türkiye'yi komünistleştirme çabalarının olumsuz sonuçlanması Azerbaycan'da ümumen Sovyetler Birliği'ndeki akademik çalışmaları da etkilemiştir. Ve ben Osmanlı özellikle Türkiye üzerinde Azerbaycan'da yapılan çalışmaları iki döneme ayırmak istiyorum. İki dönem üzere zaten anlatacağız. Birinci dönem Sovyetler dönemidir. İkinci dönem ise bağımsızlık dönemini ahate etmektedir. Bildiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye karşı Sovyetler'de yapılan akademik çalışmalar tabii ki Azerbaycan'dan da yapılmaktaydı. Çünkü Azerbaycan o dönem Sovyetlerin sömürgesi olduğu için tabii ki bu çalışmalar Azerbaycan'da da yapılması gerekirdir. Ve Türkiye ve Osmanlı üzerinde olan çalışmalar Azerbaycan'da kapsamlı olarak 1950 senesinden başlar. Bildiğiniz gibi 1958 senesinde Azerbaycan Bilimler Akademisi Şarkat Enstitüsü veya Doğu Bilimcilik Enstitüsü kurulmuştur ve bu enstitünün genel amaçları, maksatları içerisinde Türkiye, Arap ülkeleri, İran veyahut da uzak doğu ülkelerinin tarihini ve kültürünü araştırmaktan ibaret idi. Ve tabii ki en çok hususuyla 1950'lerde, 60'larda ve 70'lerde bu enstitüde daha çok Türkiye ve Osmanlı tarihi geniş kapsamlı şekilde araştırılmıştır. Özellikle Sovyet Politbürosu'nun önerdiği konular içerisinde Türkiye'deki toplumsal olaylar, isyanlar, merkezi yönetime karşı baş veren başkaldırmalar önemli araştırılmıştır. Ve tabii ki bu araştırmalar içerisinde de özellikle Bedreddin Simavi ve Böklüce Mustafa olayı daha geniş şekilde araştırılmıştır. Ve ben özellikle bazı megaleler, kitap hisseleri ve monografler üzerinden bu çalışmaların hangi boyutta olduğunu dikkatinize arz etmek istiyorum. Azerbaycan'da Böklüce Mustafa isyanı ile ilgili iş çalışmaları Rahim Hüseynov tarafından yapılmıştır. Ve Rahim Hüseynov bu çalışmaları yapmasına en büyük etki 1950'lerde, 60'larda Moskva'da Nazım Hikmet'le buluşmasından sonra araştırma devresine başlamıştır. Ve kendi yazdığı bilgilere göre Moskva'da Nazım Hikmet'le buluşması onu çok etkilemiş ve o yüzden de məhz Türkiye'deki toplumsal olayları araştırmaya karar vermiştir. Rahim Hüseynov ilk olarak ilk məqaləsi 1958 senesinde bir məqalə yayınlayır ve həmin məqalənin ismi Osmanlı'da bir toplumsal direniş Böklüce Mustafa adlı bir məqalə yayınlayır. Geniş kapsamlı bir məqalədir. Həmin məqaləsində ümumən 15. yüzyıllıkdə Osmanlı Devleti'ndeki sosyoekonomik durum, özellikle Ankara Savaşı, Ankara Savaşı'nın Osmanlı toplumunda, Anadolu'da ortaya koyduğu yıkımlar, Timur'un Anadolu'nu yağmalaması ve bu süreçte vergilerin, fahiş vergilerin artırılması ve bunun sonucunda olarak Osmanlı Devleti'nde toplumsal baş kaldırmalarla ilgili önemli bir yazı kaleme almıştır. Ve Rahim Hüseynov özellikle burada məqaləsi iki şahs üzerinden inceleme yapmıştır. Özellikle Bedreddin Simavi ve Böklüce Mustafa bunların ideolojisi ile ilgili, özellikle mensup olduğu çevrelerle ilgili çok önemli bir bilgiler vermişti. Ve xüsusilə
Bedreddin Simavi ve Böşüze Mustafa arasında derin bir dostluk ve samimiyetin olduğu meselelerini ön plana vermiş ve özellikle burada bu isyanda, ümmen bu toplumsal başkaltırıda Bedreddin Böşüze Mustafa'nı ön plana çekmiş, onun çok etkileyici bir güce sahip olduğu, insanlar üzerinde konuşmalarıyla çok etkin bir güce sahip olduğu konusuna hususi önem vermiştir. Aynı zamanda Böşüze Mustafa'nın sosyal adalet düzenini kurması ile ilgili meselelere tokunmuş. Hatta karnınızdan başka her şeyimiz ortaktır ifadesini çok büyük kapsamda imzelemişti. Tabii ki Rahim Hüseyinov o dönemin komünist tarihçiliği zaviyesinden meseleye yaklaşmış. Marksist tarihçilik işte meselelerle bu olayları incelemiş ve sonuç olarak bu makalesinde Böşüze Mustafa olayının Türkiye'de ilk işte eşitlik uğrunda yapılan ilk adım olarak nitelendirilmiştir. Ve bununla yanaşı Simavi Böşüze Mustafa olayında tekte Müslüman toplumun değil, ümumen Anadolu'da bulunan bütün unsurların iştahı konusuna çok önemli değinmişti. Hususuyla Rumların ve Yahudilerin bu olayda, bu hadisede faal iştirak etmesi konusuna da değinmiş ve bu sonuca varmış ki Anadolu'da baş veren bu olay tekte Müslümanları, Müslüman insanlarını kapsayan bir hareket değil. Bütün Anadolu'da bulunan etnik unsurlar mevcut yönetimine karşı savaş açmışlar. Sonucuna varmıştır. Ve daha çok Rahim Hüseyinov bu Mustafa olayını, Böşüze Mustafa olayının Osmanlı'da mevcut feodalite düzeninin ortadan kaldırılması meselesine de tokunmuştur. Başka bir megale Ali Hüseyinov tarafından yazılan bir megaledir ve Şeyh Bedreddin ve Böşüze Mustafa adlı kapsamlı megalesidir. Ve hemen megale de Rahim Hüseyinov'dan etkilendiğini bildirmeliyiz. Çünkü bu megale seri olarak, tabii ki bu dönemde yazılan megale seri olarak bir maksadı yönlü şekilde yazıldığı için Rahim Hüseyinov megalesinde Ali Hüseyinzade devam ettirmiştir. Ve sonuç olarak Ali Hüseyinov işi biraz da ileriye götürmüş. Yani işi ileriye götürme olayı neden ibarettir? Yani ister Şeyh Bedreddin'in, ister Böşüze Mustafa'nın materyalist bir dünya görüşüne sahip olduğunu ileri sürmekten çekinmemiştir. Bütün her şey bu mevcut dünyamızdadır. Yani ahiretle siz uğraşmayın. Yani Osmanlı yönetiminin size dayattığı, size vaat ettiği bu meselelerden el çekin. Siz bugünkü yaşamınıza bakın. Ve daha çok her ikisinin işte materyalist bir düşünceye sahip olma meselesini burada önemli arz etmiştir. Ve tabii ki Ali Hüseyinzade ile beraber Hasan Mustafayev tarafından da bir kitap yayınlanmıştır. Hemen kitap ismi Eski Çağ'dan Günümüze Eşitçilik Savaşçıları deyilen bir kitap yayınlanmış. Hemen kitapta yakın ve Orta Doğu'da eşitlik uğrunda savaşan, işte Mezdek'ten tutmuş, yani İran'daki Mezdek'ten tutmuş, işte Babeş'ten tutmuş, bu kimi eşitlik uğrunda savaşan insanları konu edinmiş ve burada bu kitapta büyük bir kısmını da tabii ki Bedreddin Simavi ve Böşüze Mustafa'ya ayırmıştır. Ve özellikle tabii ki bu kitap daha çok o dönemin politik çevirilerinin sifarişiyle yazıldığı için genel olarak bu kitapta da Hasan Mustafayev genel olarak her iki şahsın bir komünist düzenine kurmaya maksatlarının olduğunu ifade etmiştir. Ve sonuç olarak Sovyet dönemindeki Azerbaycan'daki çalışmaları biz değerlendirdiğimiz zaman tabii ki bu çalışmaların
bir siyasal sifariş olarak yazıldığı kanaatindeyiz. Çünkü o dönemde hakim olan komünist rejimi işte Türkiye'deki devlet işçi münasibetlerinin hep kendi zaviyesinden görmeye çalışırdı ve Türkiye'de yönetimde olan kişilerin işçi sınıfını ezdiğini kanıtlamak için bu eserler Sovyet hükümetinin tabii ki siparişiyle yazılırdı. Ve ben devam ederek bağımsızlık dönemi Azerbaycan'daki çalışmalara da dikkat size arz etmek istiyorum. Özellikle bildiğiniz gibi 1991 senesinde Azerbaycan bağımsız oldu. Ve tabii ki bağımsız Azerbaycan'ı tabii ki ilk tanıyan da Türkiye Cumhuriyeti oldu. Ve bu tanımadan sonra kültürler, siyasi, ekonomik işbirlikleri yapılmaya başladı. Ve bu süreç arzında 1992 senesinde, hatta 91 senesinden Azerbaycan'dan büyük bir öğrenci kitlesi Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde tahsil almaya geldiler. Ve tabii ki bu Türkiye'ye gelen, burada tahsil alan öğrencilerin büyük bir kısmı tarih, felsefe ve edebiyat bölümlerini tercih ettiler. Ve öğrenimlerini bitirdikten sonra tekrar Azerbaycan'a dönen hemen o tarihçiler, edebiyatçılar ve felsefeciler buradaki hocaların etkisiyle veya da buradaki tarih yaklaşımlarını Azerbaycan'a getirmekle Sovyet dönemindeki Türkiye tarihine ve Osmanlı tarihine olan bakış bucağını değiştirdiler. O bakımdan Sovyet dönemindeki Bedreddin Simavi ve Böşgüzde Mustafa olayına olan münasebetler tamamıyla büyük bir miktarda değişmiş oldu. Büyük miktarda değişmiş oldu ve başlıca olarak şu anda Azerbaycan tarihçileri arasındaki yani 15. yüzyıllık Osmanlı Devleti'nde baş veren toplumsal olaylara münasebet tabii ki şu an Türkiye'deki tarihçilerin başı zaviyesindedir. Yani bugünleri Türkiye'de bu konuyu araştıran büyük alimlerimiz kimlerse hemen o alimlerin tabii ki Azerbaycan'daki etkileri sürmekte devam etmektedir. Ve tabii ki şimdiki bakışla diyelim ki Azerbaycan'da tarihçilerin bir kısmı bu olayın, bu isyanın Osmanlı Devleti'ni yıkmaya yönelik bir hareket olduğu, bir direniş hareketi olduğu konusu işlenmektedir. Ve aynı zamanda diyelim ki muhafazakar tarihçiler tarafından ele alınan konu da tabii ki bizi Azerbaycan tarihçiler arasında etkilidir. Yani bu olayın Yahudi ve Rum etnik gruplarının etkisi altında baş verme meselesini de şu anda işleyirler. Yani bu konuda hakimdir. Yani göstermek istediğimiz şey ondan ibarettir ki bugünkü Azerbaycan tarihçiliğinde Bedreddin Simavi ve Böşkü'de Mustafa olayına tek bakışlar mevcut değildir. Yani buradaki tarihçilerden aldıkları terbiye nöktesi nazarından da meseleye yaklaşırlar. Yani bazıları bunun olumlu bir olay olduğunu, bazıları ise bunun büyük kısmı ise olumsuz bir olay olduğunu kanaatindedirler. Ve tabii ki müstəqil, yani Türkiye'de təhsil almayıp da müstəqil olan Azerbaycan'da təhsil alan veya da Rusya'da təhsil alan bugünkü bağımsız Azerbaycan tarihçileri ise eski o Marksist yaklaşımlarına da büyük mənada devam etmektedirler. Ve ben vaktinizi çok almadan sonuç kısmına gelmek istiyorum. Sonuç olarak ister bağımsızlık, ister Sovyet döneminde Bedreddin Simavi ve Böşkü'de Mustafa veya da ümumən Osmanlı Devleti'nde boy gösteren toplumsal olaylarla ilgili yapılan akademik çalışmalar belli dönemlerde ideolojik tesirlere məruz kalmış. Sovyet dönemini buna aid etme olarak Sovyet dönemindeki bu yaklaşımlar tamamen ideolojik olduğu için ilmi değerini tamamen itirmiş durumdadır. Yapılan akademik son dönemlerde ise yapılan akademik çalışmalarda ise Türkiye'nin muhafazakar tarihçilerinin etkisi şu anda
büyük etkisi vardır. Yani sol tabii ki görüşlerin etkisi çok azdı ama muhafazakar tarihçilerin etkisi daha fazla olduğu için tabii ki de bu muhafazakar zaviyeden meseleye yakınlaşmışlar. Ve o zaman inşallah bitireceğim. Tamam. İnşallah bildirimiz yayınlandığı zaman bu daha geniş kapsamda inşallah bizim bildiriyle tanış olacaksınız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Konuşmacılar herhangi bir şekilde zamana ihtiyaç hissederlerse kürsüyü paylaştıkları diğer konuşmacılardan artan zamanı kullanmak ve kendilerine fırsat tanıyacak. Buyurunuz hocam. Teşekkür ederim. Azerbaycan'dan gelen arkadaştan kalan 5 dakikayı da kullanmak istiyorum. Şunu da alsana da. Şunu da açın. Bu. Bir araya getirin daha rahat işitir. Peki. Efendim, salondaki bunca tarihçiye rağmen tarihle ilgili bir şey konuşmayacağım. Ben soruna edebiyat açısından yaklaşıyorum. Biliyorsunuz ki bütün ideolojiler kendilerine mutlaka şanlı bir geçmiş yaratmaya çalışırlar ve bu şanlı geçmişe uygun insanları da eninde sonunda bulurlar. Bulamazlarsa da o insanları bir şekilde eğip bükerek o şanlı geçmişlerini yaratmış olurlar. Buna tabii her türlü menkıbeler, menakıbnameler ya da daha yeni bir deyişle efsaneleştirme diyebiliriz. Bütün siyasi ideolojilerin hepsinin geçmişinde, ister sağda olsun, ister solda olsun, bir takım efsaneleştirmelerle beraber daha da genişlemiş olurlar. Ben bir takım kaynaklar kullanacağım. Bu kaynakların tüketici bir kaynaklar olmadığını da söyleyeyim. Çünkü maksadım bu alandaki kaynakları tüketmek ve tamamından alıntı yapmak değil, tezde sunacağım fikirlere altyapı olsun diye söylüyorum. Böklüce kaynaklarda bir köylü, adi bir köylü, dağlarda keçi besleyen bir adam, Karaburun'da kendine gökten ilham geldiğini söyleyen bir adam olarak geçiyor. Öte yandan bir de kitabı var, Tasvirli Kulüp. Bu kitap gerçekten onun mu değil mi konusunu hem tarihçilere hem de edebiyat tarihçilerine ya da Osmanlı dönemi tarihçilerine bırakmak lazım. Ama bir yandan böyle denen bir insanın, bir yandan da tasavvuf alanında bir kitap yazmış olması da çok şaşırtıcı sanıyorum. Michel Balivet'in Bedrettin için söylediği gibi yeniden gözden geçirilmesi gereken tarih ile efsane arasında yeniden değerlendirilmesi gereken şahsiyet dediği Bedrettin gibi sanıyorum Berkeley'de hem yazdığı söylenen ya da yazan ya da ona izafe edilen kitap sahibi olarak bir insan olarak da onun da mutlaka yeniden gözden geçirilmesi. Sesim gitti galiba. Evet. İbn Arabşah'ta Bedrettin var ama Berkeley'de yok. Şükrullah'ın Farsça Behçetü tarihinde ona bir mübahi deniyor. Her şeyi helal gösteren bir insan deniyor. Muhammedi şeriatın hilafına hareketler ondan sadır oldu. La ilahe illallah dedi ama Muhammed'in Resulullah demedi. Peygamberlik mertebesini kendi şeyhine reva gören birisi deniyor. Gizli'nin meşhur yayınladığı anonim tarihte başkaldırıcı Berkeley'de kendine peygamber dedirtti deniyor bu kez şeyhine değil. Ondan sonraki yazarlardan Aşık Paşazade de hayli mürahilik etti. Aydıneli halkını kendine döndürdü ve Berkeley'de isyanını isteyen o benim hizmetkarımdır diyen Bedrettin'den söz ediliyor. Neşri tarihinde gene mürahi deniyor. Halkı sapık mezhebe davet eden deniyor. Bedrettin'in ağzına da benim şeyimdir, müridimdir dedirtiyor. Heşt Beyşt'te Bedrettin için bazı haramları helal kılacak deniyor. Müritlerine saza içkiye izin veren, Berkeley'de içinse Bedrettin'den icazet ve irşat belgeli. Geniş mezhepli, ibaha düşüncesinde, haram ve yasak şeylere izin veren, ayaklanma ve küfür düşüncesinde deniyor. Dukas ki dönem en temel kaynaklarından bir tanesi ki o meşhur yarın yanağından gayrı her şey ortaktır lafı Dukas'a dayanır. Dukas'tan gelmiş ve günümüze kadar kullanılan bir laf.
Dukas da kendi halinde yaşayan bir köylü diyor. Ben bunu bir türlü çözemedim. Her yerde bir yandan köylü, bir yandan dağlarda yaşayan bir adam keçi gidiyor, bir yandan da Tasvir Kulüp yazıyor. Öte yandan da ama bir başka şey, Bedrettin'in torunları da onun yanında yaşayabiliyor. Yani Bedrettin ona torunlarını yolluyor ve bir süre onun yanında yaşıyor. Dukas tarihini kullanan Şerefettin Yaltkaya da aşağı yukarı Dukas'la aynı fikirde. Biraz sıkıldınız, araya Şerefettin Yaltkaya'nın kitabının sadeleştirilmesi dolayısıyla bir fıkra anlatayım size. Orada bir sadeleştirme cinayeti göreceksiniz. Osmanlı döneminde bir kazaya kaymakama bir telgraf gelmiş. İlçenizdeki, kazanızdaki mevaşi miktarının bildirilmesi diye. Tabii tarihçiler ve Osmanlıca bilenler şimdi bunu anlamışlardır. Ama onlar bilmiyor, cahil insanlar. Düşünmüşler, taşınmışlar. Nedir acaba mevaşi diye? İşte tarihat katibine de sormuş. İki kişi, başka da bürokrat yok orada. Düşünmüşler, herhalde maaşın çoğuludur diye düşünmüşler ve telgrafa cevap vermişler merkeze. İlçemizde kaymakam vekili kulunuzdan ve tarihat katibi kölenizden başka mevaşi yoktur diye. Mevaşi malumunuz geviş getiren hayvan demek. Şimdi Şerefettin Yaltkaya'nın kitabı, bugün günümüzde sadeleştirilirken oradaki maaşlar olarak sadeleştirilmiş. Oysa ki geviş getiren hayvanların da işte mal, mülk, tarla vesaireyle ortak olduğunu söylerken Dukas'tan alıntıyla Şerefettin Yaltkaya bir yandan birdenbire böyle bir hale geliyor sadeleştirme. Hammer'de de bir şey var. Abdülkadir Karahan'da Hammer'i sadeleştirirken ve Börklüce ile ilgili kısmına baktım ben orada ve Bedrettin kısmında. Orada da Börklüce için dini teorilerin yayıcısı ve hızlı fanatik diyor. Şimdi Osmanlıca Mehmet Ata Bey'in çevirdiği bir Hammer'i dini teori yayıcısı ve fanatik diye sadeleştirmek de bence bir cinayet Türkçe açısından. Yani teori ve fanatik kelimeleri herhalde Türkçe değil. Eğer asıl metinde Mehmet Ata ne dediyse onun yerine bunu koymak hele daha da doğru değil. Şimdi kadınlar ortak, kadınlar dışında her şey ortaktır dedikten sonra bu 100 yıl, 200 yıl geçtikten sonra Ebu Suud'da sanki kadınlar da ortakmış gibi bir fetva veriyor Ebu Suud. Diyor ki, Simavnalı taifesinin şarap içip birbirlerinin karılarını izinli olarak tasarruf etmelerinin cezası nedir? Ebu Suud'a göre katledilmek. Bir 200 yıl geçtikten sonra sanki bu kadınlar da ortak lafı gerçekmiş gibi Ebu Suud'da bir o hale geliyor. Bir de biraz bir iki yüzyıl atlayalım. Abdurrahman Şeref de halkı ifsan eden birisi. Nazım Hikmet'i işte söyledim Şerefettin Yaltkaya'ya. Şerefettin Yaltkaya hem onun yorumu Bedrettin geniş meşrebiyle bazı haramları helal hale getirecek ve memleketi hükümet kurup memleketi kendi adamlarına paylaştıracak diyor. Tabii 1924 yılında Şerefettin Yaltkaya bunları yazarken, asıl işte benim konuma geliyoruz. Babinger'in 1919'da ön sözünü yazdığı ve 20'de yayınlanan ünlü makalesi ki İlham Yazgan burada o çevirdi, iyi ki çevirdi, ben o kaynağı kullandım. Orada Bedrettin'in sosyalistliği iddiasını öne sürüyor. Yani ilk defa Bedrettin'e sosyalist diyen insan Babinger. Hatta kendisinden önce Krumbacher'in de 1912'de Osmanlı topraklarının ilk komünisti olarak Bedrettin'i tanımladığını söylüyor. Bu tabii sonra Türk Edebiyatı'na Nazım'dan sonra daha da yansıyacak. İzmirli hemşehrimiz Bezmi Nusret Kaygısız da Şeyh Bedrettin kitabında hem Bedrettin'i suçsuz diyor, bütün kabahat Börklüce diyor, diyenlere çatıyor. Ama öte yandan da Bedrettin ve halifelerinde kusur yok, kusur toplumsal düzendir diyor. Necdet Kurdakul çok ilginç bir çalışma yapmış. 30 Bedrettin'le ilgili 30 kaynağı karşılaştırmış ve büyük bir tablo yapmış. O tabloda 19. yüzyıldan itibaren Börklüce iştirakçilikle itham edilmeye başlanıyor. Tabii 1975'e geldiğimiz zaman efsaneleştirme ve Marksistleştirme artık doğruna çıkıyor. Hans Werner Börklüce'yi iyice Marksist bir düzleme çekiyor. Bedrettin ıslahatçı, çünkü Börklüce Mustafa'nın ortak mülkiyet çağrısı ufkundan da ötede diyor onun için. Börklüce ona göre sınıf düzenini yıkmaya yönelmiş, sınıfsız toplum gibi bir ütopya peşinde, tüketim komünizmini benimsemiş biri. Werner'in varidat için kullandığı, varidatı okuduğunu sanmıyorum çünkü, ateist materyalist görüşe bir adım ve bir manifesto dediği varidat herhalde bu tanımları için hiç uygun bir kitap değil. Büyük bir ihtimalle varidatı okumamıştır. Makalesinin sonunda da meseleyi Börklüce'den alıp Engels'e kadar götüren de Werner.
Esat Korkmaz Şeyh Bedrettin ve Varidat diye bir kitap yazmış. Birdenbire karşımıza Alevi bir Şeyh Bedrettin ve Böklüce çıkıyor. Hem kendisi 12 Mart öncesi 47'lilerden olduğu hem de bir kendisi Alevi olduğu için birdenbire işin içine komünist toplum projesinden tutun Alevilikle ilgili bir takım kavramlara kadar oralara sokuyor. Bir ara bir moda oldu, yani kısa bir şey, Bedrettin'in Böklüce'nin Katar Bogomillerin devamı olduğu ve hatta onları daha da Osmanlılaştırdığı konusunda, gerçi bunlardan birini söyleyen Mine Kırıkkanat, kitap, gazeteci ama Cemal Can Polat diye bir yazar da aynı şeyleri söylüyor. Sanki bütün bunlar doğruymuş ve Bedrettin tamamen komünistmiş gibi, Türkiye'nin sağ kesimindeki yazarlar ve hatta ansiklopediler, birdenbire Bedrettin komünist olup onun aleyhinde ne yazabiliriz durumuna gelmeye başlıyorlar. Mesela İsmail Hamid Danışment hem iştirakçı, bunu ortaklaşmacı ve komünist olarak kullanıyor, hem de komünizm propagandası yapıyor diyor Bedrettin için. İkisinin de yaptıkları, yani hem Serez'de, Balkanlar'daki hem de Karaburun'daki ihtilalci komünist çalışmalar. İbrahim Hakkı Konyalı ise, buna ona pek tarihçi demek lazım değil, yani yazar diyebiliriz ancak. Şöyle bir makale yazıyor. Stalin'in şeyhi Bedrettin Simavi. Hatta yazısının spotunda, ki metnin içinde böyle şeyler yok ama spotu böyle herhalde kolay okunsun diye şey yapmış. Şunu diyor, yeni keşfedilen vesikalara dayanılarak hazırlanan bu yazı, Şeyh Bedrettin'in her şeyde, hatta kadınlarda bile iştirakçiliğini kabul eden müthiş ve kızıl bir batını peygamber olduğunu ispat ediyor. Bedrettin'in kemikleri bir fırında yakılmalı yahut denize atılmak suretiyle yok edilmeli diyor. Bunu derken tabii o ara Serez'den kemikler getirildi, nereye gömülsün tartışmalarının yapıldığı bir yer. Hatta sonunda da bir yerde de onu tepelemek suretiyle dünyayı kızıl tehlikeden kurtaran Çelebi Sultan Mehmet'in ve silah arkadaşlarının bütün demokrat dünyada hatıralarını taziz eden törenler yapılmalı. Bu zat, Bedrettin için söylüyor, Mazdek'ten daha deli ve kızıl bir rejimin ilk müjdecileri arasında Bedrettin'in iştirakçılık, ibahacılık tohumlarını atmak istediği topraklarda bugün, Doğu blokunu kastediyor, herhalde Bulgaristan'ı kastediyor aynı zamanda, onun kızıl müridi Stalin'in Bolşevizminin kızıl rejimi sürüyor diyor. Tetikçi diyenler de var. Ansiklopedi gibi nötr olması gereken bir yerde, ki Diyanet'in İslam ansiklopedisinin birçok maddesi öyledir. Orada şöyle şeyler var. Devleti yıpratmış bir adamdır. Bu şimdi günümüzün biliyorsunuz bir muhaliflere karşı söylenen bir söylemi. Ansiklopedinin Şeyh Bedrettin maddesini yazan Bilal Dindar, Diyanet'in İslam ansiklopedisi bu. Böklüce ve diğerleri için şunları söyleyebilmiş. Başta Böklüce Mustafa olmak üzere taraftarlarının özel mülkiyeti reddetmeleri, her türlü mülkün halkın ortak malı olduğunu savunmaları, kadın erkek bir arada sazlı içkili ayinler düzenlemeleri ve umumiyetle ibahiliği savunmalarıdır. Bunu bir gönderme maddesinde bile yazmışlar. Gelelim Nazım Hikmet'in Şerefettin Yalçın'ın kitabını okuduktan sonra Türk edebiyatına Böklüce'yi ve Bedrettin'i bir anlamda armağan etmesine. Şerefettin Efendi'nin efendiyi biraz eleştiriyor Nazım kitabında. Çünkü bu kadınların mal olduğu meselesinin aslında Marx ve Engels'e göre, yani Türk sosyalizmine göre böyle bir şey ya da sosyalizme göre Türk önemli bir şey olmadığını, tam tersi burjuvalar için, yani burjuvalar böyle düşünür. Hani her türlü mal ortaksır diye öyle bir şey de söylüyor düz yazı bölümünde. Bir dörtlük okuyayım. Nazım'dan, hiç olmasa Nazım'dan bir edebiyat tadı almış olalım. Hep bir ağızdan türkü söyleyip, hep beraber sulardan çekmek ağa, demiri oya gibi işleyip hep beraber, hep beraber sürebilmek toprağa, ballı incirleri hep beraber yiyebilmek, yarın yanağından gayrı her şeyde, her yerde hep beraber diyebilmek için 10.000'ler verdi 8.000'i. İyi bir edebiyat ürünü Şerefettin Yalçın'dan esinlenerek. Kemal Tahir, Nazım'ın çok yakın arkadaşı ve o günlerde hapishanelerde de beraberler. Her ne kadar Şeyh Bedrettin kitabını beğenmese de Nazım'ın eski edebiyata ve eski tarihe eğilmiş olmasını beğeniyor. Kemal Tahir ne diyecekti bu konuda çok merak ederim, iyi bir Kemal Tahir okur olarak. Çünkü Topal Kasırga diye son yazmakta olduğu romanını bitiremedi. Topal Kasırga tahmin edeceğiniz gibi Timur'du. Ve kitabın planını gördüm ben. Üçüncü bölümü Şeyh Bedrettin İsyanı ve Böklüce'ydi. Keşke yazsaydı.
tabii ki her zamanki gibi bilinen tarihin aksine bir şeyler söyleyecekti ve epeyce de gürültü kopacaktı. Erol Toy'un Azap Ortakları en ünlü Şeyh Bedrettin Siyan hakkında önemli bir kitaptır. O kitabı yazmadan önce Erol Toy 1970'lerde Türk solunun yükseldiği yıllarda Türk Gerilla Tarihi diye bir kitap yazdı. Oraya ona bakıyor, o kitapta Böklüce için, devrim için gerillacılık başlatan, camilerde ezenleri eleştiren, 15 kişiyle düzeni değiştirecek eyleme geçen, ürünlerin ve çalışma alanlarının eşit olarak paylaştırılmasına itiraz edenleri devrimci şiddetle orada bitiren ve bu büyük bir devrimci onun gözünde. Tabii bu işte efsaneleştirmenin iyice doğruğa doğru çıktığı yıllar, 1970'ler. Gerçi Erol Toy'un o kitabındaki herkes gerilla. Mesela Selçuklu Devleti'nin kurucuları gerillacı hanlar. Anadolu Selçukluları Devleti'nin kurucuları Anadolu Türk gerillacıları. Kılıç Aslan'ın Haçlılara karşı en büyük savaşı Büyük Gerilla Harekatı. Kösemiyal ve Evranos Gazi Hristiyan Türk gerillacıları. Timur zaten gerillacı. Yörük Ali Efe Yunanları gerilla usulü temizleyen bir gerillacı. Atatürk de en büyük gerilla kuramcısı. Yani şeyden buraya doğru gidiyorlar. Sonra Nazım Hikmet'ten sonra şiir alanındaki en iyi Bedrettin ve Böklüce üzerine şiir yazan insan Hilmi Yavuz. Allah'tan o çok efsaneleştirmeye çok şey yapmıyor. Şerefettin Yaltkaya'yı kullanarak Nazım gibi daha nötr bir şey yapıyor. Ansiklopedilerde olduğu gibi, araştırmacılarda olduğu gibi edebiyatçılardan da, sağ edebiyatçılardan da bu konuyla ilgili bir üçleme roman çıktı. Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun bir üçlemesi vardır. Bu Atlı Geçide Gider romanıyla başlar. Orada Böklüce için biraz kötü şeyler söylenir ve Bedrettin tıpkı şey de olduğu gibi, Erdem arkadaşımız anlattığında olduğu gibi, Bedrettin korunur, Böklüce'ye atılır bütün suçlar. Mesela kadınlar hariç her çeşit malda ortaklık diyelim lafına Böklüce'nin. Bedrettin çok kötü kızar. Uzun uzun işte kadını niye mal sayıyorsunuz, bu bir hödüklüktür, mödüklüktür gibi Bedrettin'i koruyup Böklüce'yi harcayan bir takım suçlar o tarafa yıkılıyor. Radif İş tıpkı Nazım gibi ben de halimce Bedrettin'im diye çevrildi kitabı adı. İyi bir çeviri bence. Bu ben de halimce Bedrettin'im lafı çok eski 300-400 yıl önceki, çok emin değilim tarihinden ama epey önce bir Atalar Sözü kitabında geçen bir şeydir. Yanılmıyorsam Cem Dilçin hocam değil mi yayınladı onu. Orada Böklüce mesela bildiğimiz herhangi bir mürit ve ayaklanmacı olduktan dışında bir devenin üzerinde koca bir yük oluşturan kitaplarıyla tam bir münevver kişi halinde Radif İş'e göre. Ve Bedrettin onu Torlak Hu Kemal'in de üstüne getiriyor. Orhan Asena'nın bir oyunu var. Özetliyorum hocam. Sağ olun. Orhan Asena'nın bir oyunu var, Simavları Şeyh Bedrettin diye. Asena oyunun ön sözünde dönemin yazarlarının aksine Bedrettin'in materyalist olmayacağını söylüyor. Bir yandan ama bir yandan da gerek öğretisinde gerek ondan sonraki eylemlerinde sağlam bir diyalektik metodun uygulandığını görüyor diyor. Bilgi Umar'ın bir şeyi var, Böklüce diye bir kitabı var. Bilgi Umar çok iyi bir kültür tarihçisi ama kültür tarihi açısından bildiği ne varsa, Selçuklu tarihinden tutun antik Yunan'a kadar hepsi romanın içinde. Bence kitabı roman olmaktan çıkar, yani bir edebiyat meraklısı bir insan olarak kitabı roman olmaktan çıkaran bilgilerle dolu. Ayrıca tabii ki gönül aleminde Böklüce'yi Tanrı katına çıkmış, gönül aleminde Tanrı katında Şeyh Bedrettin'i görmüş, ondan ayaklanmaya başlama talimatını almış biri olarak gösteriyor. Bunlar biraz garip benim için. Solcu da olacağı için, tabii ki Böklüce mecburen solcu olacak günümüz anlayışına göre, mutlaka tabii ki kızıl bir bayrağı var. Tabii ki toprak reformu yapacak. 1970'lerin kavramı birdenbire oraya giriyor. Arkimedes'in kaldıracından haberdar, efendim tıbbi ölüm kelimesi geçiyor, bogomilcilik, mazgermanicilik, Baba İlyas kültürü, hepsi oradan içine yığılmış. Ve Böklüce'nin kurduğu topluma da komünci halk yönetimi diyor romanda. Ve
Böklüce ölüyor. Ölürken de bize şöyle bir örnek gösteriyor Böklüce'yi bir roman okurlarına. Militan devrimcilerin böyle hallerde davranış modeli çağlar boyunca hep aynı olmalı. Namık Doymuş'un İsyan İsyan diye bir kitabı var. Onu geçelim. Oturum Başkanımızın bir romanı var. Serçe Kuş'un Sonbaharı. Şehbedettin başta çoğu roman kahramanını bu kitapta Şehbedettin başta olmak üzere çoğu roman kahramanını bir yazarlık ustalığı ve hayal gücüyle epeyce erotik sahnelere de misafir ediyor Yılmaz Bey. Bir örnek cümle Böklüce ile ilgili. Ektiğin toprak senindir, diktiğin ağaç senindir, içtiğin su senin, toprağın da, suyun da, denizin de sahibi sensin. Benim, o toprakta, suda, havada hepimizin ortaklığı var. Ortaklığa bizden başka kimsenin sahipliği yoktur. Göz kayan olursa hakkımızı korumak için birlikteyiz. Devlet bile el süremez. Böklüce, Isabella'nın elini tuttu, kendine çekti, yanağından öptü. Sesi bir hoştu. Yarın yanağından başka her şey ortaktır. Fena değilmiş. Fena değilmiş. Kemal Derin diye bir yazarımızın Kalplerin Işığı Böklüce Mustafa kitabı var. Bu da Böklüce'yi ana tema olarak alan ikinci roman. Burada da gene daha önce söylediğim gibi Alevi bir Böklüce çıkıyor karşımıza. İşte aşkla bağlananlar, gönül yolunu bulanlar, sırrı hakikat içinde sırdan geçenler gibi cümleler var. Ali romandaki kahramanlarına bazılarının adı Ali, Hilmi Baba, Barak Baba, Tudor Baba. Yunus'tan şiirler, Gülbanklar, Ali Zülfikar'ı almış eline gibi deyişler. Yektir Allah, yektir Dede Sultan sözleri. Ve romanın sonu da çok ilginç bir Hristiyan İsa göndermesi var. Böklüce çarmıha gelmiştir. Leo kaçmaktadır. Teşekkür ederim. Kitabınızı övdüm. 3 dakika yapsak mı? bir ara dönüp arkama baktım. Çarmıhtaki Dede Sultan'a bir de ne göreyim? Bir an tereddüt ettim. Sevinmeli miyim yoksa üzülmeli mi? Yeniden kafamı kaldırdım. Kimsecikler yoktu. Havaya çekilmiş. Modern Türk şiirinde de hala yani gerek Hilmi Yavuz, gerek Nazım Hikmet'ten sonra şiir alanında büyük bir cesaretle şiir yazan insanlar var Böklüce ve Bedettin üzerine. Onların da yalnızca adlarını sayayım. Halim Şefik, Cahit Tanyol, Arif Damar, Ali Yüce, Zeki Büyüktanır, Kemal Özer, Özdemir İnce, Mehmet Adem Solak, Mustafa Miyasoğlu, Müslüm Çelik, Hüseyin Ferhat, Murat Anmungan, Turgay Fişekçi, Haydar Ergülen, Safa Kaplan, Ahmet Erhan. Bitirirken şunu bir şeyle, Atilla'nın bir 3 satırıyla bitireyim. İriş Dede Sultanım İriş, gün bugün, saat bu saat, diyalektiğin fermanıyız biz. Yani bu son diyalektiğin fermanıyız bizde de göreceğiniz gibi bir din alimi Bedrettin'le bir köylü ayaklanmacı Böklüce efsaneler yürüyerek buraya kadar gelmiş ve diyalektik, Marksist ve Engels'e kadar uzanacak bir yere gelmiştir. Hala günümüzde Böklüce şiir günleri de düzenleniyor. Ama en azından salondaki tarihçilere saygıdan ve düzenleyenlere saygıdan şunu söyleyebilirim ki bu toplantının bu efsaneleştirmeyle bir ilgisi yok. Bilimsel bir toplantı. Benim konuşmam hariç. Değerli dinleyenler, değerli katılımcılar, bu oturumda bir değişiklik yapıyoruz. Simultane tercüme aletleri gelinceye kadar epey bir vakit geçeceği için değerli konuşmacımız Erdem Bey konuşmasını bir sonraki oturuma aktarıyoruz. Bir sonraki oturumun konuşmacılarından Dursun Bey'i, Dursun Gümüşoğlu'nu da kendi oturumumuzun konuşmacıları arasına katıyoruz. Onun için bu kolaylığı temin etmesi nedeniyle Erdem Bey'e teşekkür ediyorum. Gösterdiği nezaket için hem Erdem Bey'e hem Dursun Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Dursun Bey'i kürsüde yerini almak üzere davet ediyorum ve konuşmaya devam etmesi bakımından İlhami Bey'e sözümü veriyorum. Dursun Bey lütfen teşrif edin. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Sabrınız için teşekkürler. İlhami Yazgan, Köln. Almanya gidiş tarihi 1979'dan beri oradayım. İyi ki oradayım. Yoksa bu çalışmalar çıkmayacaktı. Sesim geliyor mu? Tamam, çok iyi. Teknik bilgi vereceğim size. Sunumum 10 bölümden oluşmakta.
1500 yıllarından başlayıp 1950 yıllarına kadar kronolojik bir sunum olacak. 20 dakika olacak. 20 dakikada ne verebilirim? Özet? Hayır. Özetin özetini vereceğim burada. Ama bu sizin 5 duyunuza hitap etmeyeceğim anlamına gelmiyor. İşitme duyunuza ben hitap edeceğim. Dokunmaya da ben tonlamalarımla, vurgularımla, görme duyunuza beyaz ekrandaki ben konuşurken akan görsel malzemeler hitap edecek. Koklamaya da sunumdaki beyaz perdedeki eski nostalji fotoğraflar size eşlik edecek. Tatma duygunuzu da artık siz. Evet. Arada siz de onu yaparsınız. 25 yıl önce bir Karadeniz kasabasından dostlarıma, yakın arkadaşlarıma eyvallah görüşürüz diye çıktığımdan bu yana 35 yıl geçmiş. Böklüce Mustafa burada, o dostlarıma tekrar merhaba dedim. Bu müthiş bir duygu. Hoş geldiniz. Dostlara, size Böklüce diyarından selam gönderiyorum. Köln'den selam gönderiyorum. Hoş geldiniz. Artı Böklüce diyarından Gezi'ye de bir selam gönderiyorum. Başlayalım. Alman kaynaklarında Böre, namı diğer Dede Sultan. Çok bağırdığımda lütfen söyleyin. Dede Sultan'daki ortak kullanım öğretisi en az 2000 yıllıktır. Bu öğretiye Platon'un felsefesinde görebiliriz. Benzer öğretiyi Thomas More'un Ütopyası'nda bulmak mümkün. Campanella'nın Güneş Ülkesi'nde, Aristo'nun Adalet Arayışı'nda. Ortaklık düzeninin atası sayılan Karl Marx, Komünist Manifesto'yu eşitlik ilkesini baz alarak yazmıştır. Ahmet Arif, Karl Marx daha dünkü çocuk sayılır derken, Böklüce'nin paylaşımcı dünya görüşünü yansıtan nikahlı kadınlar hariç, ben senin emlakine tasarruf edebildiğin gibi, sen de benim emlakime tasarruf edebilirsin söylemine gönderme mi yapıyordu acaba? Böklüce'nin bu söylemi, Nazım'ın destanında yarın yanağından gayrı her yerde, her şeyde hep beraber diye yer bulurken, Böklüce ve müritlerinin dudaklarından dökülen İriş Dede Sultan, İriş nidası, Alman kaynaklarında İriş, Rabbimiz İsa İriş olarak karşılık bulmuştur. Alman tarihçiler 1416 isyanın arka planındaki iktisadi, toplumsal dinamikleri 19. yüzyılın başlarından itibaren incelemeye başlamışlardır. O tarihe kadar Anadolu'daki tarihsel gelişmelerin üzerinde durmayan Alman tarihçiler, Osmanlı tarihçilerinin el yazmalarından aktarmalar yapmakla yetinmişlerdir. Bu aktarmalara ilk olarak 1588 yılında Johannes Löwenkau'nun Türkçen Historien adlı çalışmasında rastlıyoruz. Türkçen Historien. 1526 doğumlu Berg von Lebensdorf, Avusturya kralının çocuklarıyla sarayda büyür, çok dil bilmesinden dolayı da kralın diplomatik ilişkilerini yürütür. 1567 yılında İstanbul'da Muhittin Yavşı'nın kaleme aldığı Osmanlı oğullarını anlatan el yazmalarını edinir. El yazmalar Türkçen Historien başlığı altında basılır. Ama ilgi görmez. Arşivlere kaldırılır. 15 yıl arşivlerde kalır. Şarkiyatçı Johannes Löwenkau 1588 yılında arşivlerde bulunan bu Latince baskıyı inceler ve yeni baskısını yapmaya karar verir. Alman şarkiyatçılar Böklüce ve Böklüce isyanı hakkında ilk bilgileri bu kitaptan edinir.
Kitapta isyanla ilgili şu bilgiler yer alır. Bedrettin'in, hızlı okuyorum, Bedrettin'in saflarında yer alan Böklüce adında bir müridi vardı. Kendini peygamber ilan etti, isyan başlattı. Bedrettin İzdit'ten kaçıp İsfendire'ye gitti. İsfendire'den Eflak bölgesine geçti. Böklüce'nin saflarında 3000 insan toplanmıştı. Karaburun'da çok sert çatışmalar yaşandı. Sonunda Böklüce çarmıha gerildi. Beyazıt Paşa Torlak Kemal'i yakaladı, sonra idam etti. Bedrettin kara ormanlarda ahaliye bundan sonra taht bana ait diyordu. Birinci Mehmet adamlarını gönderip Bedrettin'i yakalattı. Molla Haydar kanını akıtmak caizdir, manla dokunmak haramdır diye fetva verdi. Bu fetvanın ardından Bedrettin Sera Çarşısı'nda asıldı diye devam ediyor. Özetini aktardığım bu satırlar birçoğumuza tanıdık gelmiştir. Bunları Osmanlı vakayetnamelerinde, Aşık Paşa'nın anlatımlarında, Çelebi Lütfü Paşa'nın yazdıklarında, İdrisi Bitlisi'nin 8 cennetinde bulmak mümkün. 1900'lü yılların başında Osmanlı oğulları tarihi üzerinde uzun yıllardır çalışan Türkolog Friedrich Giese, eserin anonim derlemelerinden oluştuğunu fark ettiğinde diğer Osmanlı oğulları neşriyatlarını da gözden geçirme ihtiyacını hisseder. Giese'nin Almanca yayınlamış olduğu Osmanlı oğulları tarihi, Aşık Paşa Zade, Nesri'nin yayınladıkları Osmanlı oğulları tarihinden eski olsa da adı geçen eserlerin tamamı 2. Murat döneminde tezkir edilmiştir. Özellikle Aşık Paşa Zade ve Giese'nin yayınladığı Osmanlı oğulları tarihi diğer baskılarla birebir örtüştüğü görülür. Birbirine tıpatıp benzeyen bu çalışmalar daha sonraki neşriyatlarda farklılıklar gösterse de öz itibariyle birbirinin kopyasıdır. Adı geçen tüm bu çalışmaların ana kaynağı Yahşi Fakih'in 2. Murat dönemindeki yazdığı Manakebi Ali Osman adlı el yazmalarından alınmış ve kopyalanmıştır. Burada söylemek istediğim şu: Osmanlı tarihçileri, saray tarihçileri hepsi birbirinden kopya yapmıştır ve eserlerini öyle yazmıştır. Bu yanlışlık, bu tarihi yanlışlık, Almanların da 1580'lere kadar yaptığı bu tarihi yanlışlık, Bizanslı tarihçi Dukas'ın Böklüce üzerine yazdığı notların 1834 yılında Alman Emanuel Becker tarafından yayınlanmasına kadar sürmüştür. Dukas'ın 1416 yılına ait aktarımları Almanca yayınlandıktan sonra Alman şarkıyaçılar Osmanlı oğulları tarihinden vazgeçip Böklüce hakkında Bizanslı tarihçi Johannes Dukas'ın kaynaklarını göstermeye başlamıştır. Josef von Hamme, hocam nerede? Josef von Hamme, biraz önce bahsetti hocam. Böklüce'nin ismini bilmesine rağmen Böklüce'ye Böreklice ismini verir. Hamme, 1974 doğumlu Josef von Hamme, Avusturyalı bir tarihçidir. İtalyanca, Fransızca, Latince, Yunanca ve Türkçenin yanı sıra Arapça, Farsça dillerine hakimdi. 1851 yılında Osmanlı'nın Tarih Bilim Kurumu'na seçilmiş ve Osmanlı tarihini Almanca yazan önemli şarkıyaçlarından biri olmuştur. Batılılar yakın zamanda Osmanlı'yı Hammer'in çalışmalarından öğrenmiştir. Hammer'in ciltlerce dolusu eserlerinde Osmanlıları öven, hatta göklere çıkartan bölümlere rastlamak mümkün. O nedenle Hammer'in çalışmalarını incelerken eleştirisel bir gözle bakmamız gerekiyor. Şu anda üzerinde de çalıştığım 1840'larda basılan Güneşin Altında Çarmıha Gerilenlerle ilgili bir bilgi aktarayım. Bu çok önemsediğim bir roman, Böklüce romanı. Lepet Şefer Böklüce'yi Böre diye adlandırır. B-Ö-R. Lirik şairleriyle tanınan Lepet Şefer 1817 yılında Arapça ve Osmanlıca öğrenir. 1819 yılını İzmir-Çeşme-Karabürün üçgeninde geçirir. Amacı sosyal devrimci Böre ve müritlerinin baş kaldırdığı alanları gezmek, isyana destek veren Sakız Adası'nda yaşayan Hristiyanları yakından görmektir. Asıl amacı ise Böre lakabıyla taşlandırdığı Dede Sultan'ın romanını yazmaktır. İzmir'den Efes'e doğru yola koyulduğunda romana şöyle başlamaya karar verir. Gün ağarmadan yola koyulan üç adam, yaşanacaklardan habersiz,
Anadolu'nun farklı noktalarından Karabuna doğru yola çıktılar. Aydın'dan Efes'e, oradan İzmir'e. İzmir üzerinden Karabuna varacaklardı. Kendilerini adım adım izleyen ruh ikizlerinin büyüsünden mi bilinmez? Üçünün de gergin halleri göze çarpıyor. Üzerlerindeki Mısır kumaşından dikilmiş giyitleri gerçek kimliklerini gizliyordu. Birlikte yolculuk etmenin tedirginliği davranışlarına yansırken dışa vuramadıkları gerçek niyetlerini birbirlerine hissettirmeden anlamaya çalışıyorlardı. Torlak Kemal hemen yanında at koşturan Saruhan Bey'in gerçek kimliğinden habersizdi. Bulgar dönmesi şişman da Korak'ın Bizans kralı Manuel tarafından gönderildiğini bilemezdi. Kimse kimsenin gerçek tüccar olduğuna inanmıyor. Birbirlerine kuşkuyla bakıyorlardı. Bilgiç tutumları var olan kuşku ve güvensizliği daha da artırıyor. Şehir surlarının başladığı noktada yollarının kavuşmasına temkinli yaklaşıyorlardı. Sabah güneşinin üzerlerine düşürdüğü davasa ve upuzun gölgeleri yeşil otlaklarda at başı giderken gerçek kimliklerini ele verir gibiydi. 150 sayfalık bir roman böyle devam ediyor. Karaburun'daki isyanı romanlaştırıp böreği ölümleştiren Şefer romanda Bedrettin'i öne çıkartmıyor. Onu bilge, kanun adamı, isyanın mimarı olarak betimler. Yenilgi sonrası İslam'ın reforme edilmesinin sekteye uğradığını belirten Şefer romanı hakkında şunları belirtir. Başta Yahudiler olmak üzere Hristiyanlar, Türkler Dede Sultan'a destek verdiler. Torlak Kemal ve ona bağlı dervişler Avrupa'nın tanıdığı Osmanlı'nın önüne gelen hukuk adamı, din bilgesi, Osmanlı'yı baştan sona dönüştürmek hayali güden ruhani lider Bedrettin ve böyle birlikte mücadele ettiler. Yenildiler. Romanı İstanbul Kitap Fuarı'na yetiştirme niyetindeyim. Dilerim yetişir. Dilinde sevgi, kuşağında kılıç, eşitlik talep eden Türk. Elleri silahlı partizanlar durdurun makineleri diye haykırıyordu. İşlerinden biri, birçoğunun okuma yazması bile olmayan meraklı ve öfkeli işlere dönerek sabaha dek çoğaltılan bildiriyi okuyordu. Avrupa'da komünizm umudu dolaşıyor. Yaşlı Avrupa'nın tüm güçleri yeni filizlenen bu umudu yok etmek için Kutsal İttifak'ta birleştiler. El koydukları makineler ile yolları kapatan işçiler barikatların arkasında ölümü beklerken en çok haykırdıkları ekmek ve özgürlük sözleriydi. Büyük Fransız devriminde olduğu gibi Alman burjuvazisi işçi ve köylülerle birlikte hareket ediyor, monarşiye karşı taleplerini beraber savunuyorlardı. Bu talepleri savunanların arasında Alman tarihçi ve yazar Johann Scher de vardı. Eyalet milletvekili olmasına karşın işçilerle birlikte hareket ediyor, onları barikatlarda yalnız bırakmıyordu. Scher, 1848 Mart'ında devrimin bastırmasıyla birlikte ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bir süre sürgünde yaşadı. Tekrar Almanya'ya geri döndü. Kültür tarihlerine ilişkin yazılar kaleme aldı. Yazdığı roman ve hikayeler yaşadığı dönemde en fazla okunanlar arasındaydı. 1878 yılında Türk Aydınlanması adlı makalesinde Böklüce'yi komünist fikirler uğruna isyan eden ilk Türk olarak betimler. Böklüce'nin yoksul halklara yönelik vaaz ve öğretilerine kadınlar müstesna, erzak, giyim, kuşam, hayvan, arazi herkesin müşterek malıdır diye etrafına köylüleri topladığını, ortak üretim, ortak tüketim diyerek bireysel mülkiyet karşıtı bir öğretiyi yaydığını vurgular. Şer, Dede Sultan'ın Karaburun'da kurduğu ortak yaşamı renkli bir çiçek bahçesine benzetir. Şer, Karaburun'da ortak yaşamı renkli bir çiçek bahçesine benzetir. Ve bu bahçeyi yaşatma uğruna isyancıların ardı sıra toprağa düştüklerini yazar. Postmodern tarih yaklaşımı. Franz Babinger. Simavna Kalesi'nin Şehbet Reddin adlı doktora çalışmasında Bedrettin isyanını tek bir nedene dayandırmadan
dönemin toplumsal, ekonomik, siyasi, dini, kültürel yapılarını ayrıntılarıyla ele alan şarkıyatçıların başında gelir. Bu kitabı çevirmemin nedeni de Bektaşilik'le ilgili çalışmalarında sürekli Babinger'in ismi ve doktora çalışması karşıma çıkmıştı ve karşıma çıkıyordu ve bunun Türkçe'ye çevrilmediğini gördüm. Tüm Bedrettin ve Böklüce ile ilgili çalışmalara bakın, mutlaka ama mutlaka Babinger'den alıntı yapmışlardır. Ve maalesef bu kitap 1924'te yayınlanmış olmasına rağmen Türkçe'ye çevrilmemiştir. O nedenle bu kitabı çevirdik. Son bir yurttaş. O zaman Kızıl Ordu'yu okuyayım hocam ben size. Tamam. 1938 yılında Bolşevizmin Kökeni ve Etkileri adlı çalışmasında Hitler Almanyası'nın Nazi yazarı. Böklüce İhsan'ına Nazi gözüyle bakan bir yazardan bahsediyorum. Yahudi filozof Moses Mendelssohn'un felsefesine gönderme yapıp Böklüce Mustafa İhsan'ını irdeler. Blake Mendelssohn'un felsefesinde temel oluşturan görüşlerin aslında 1416'larda Ege Havzası'nda Müslüman, Rum ve Yahudiler tarafından uygulandığını belirtir. Buna öncülük eden Böklüce'yi kutsanmış biri olarak tarif eder. Torlak Kemal ve Bedrettin'i Böklüce'nin danışmanları olarak konumlandırır. Sina Dağı'nda Musa Peygamber'e vahiy indiği gibi Böklüce'ye de Karaburun Dağları'nda vahiy indiğini yazar. Vahiy sonrası Böklüce'nin kadınlar hariç erzak, elbise, hayvan ve arazi gibi diğer başka her şeyin ortaklaşa kullanılmasını tavsiyesinde bulunması bilgiye göre Torlak Kemal'in Böklüce ile ortak hareket etmesini sağlamıştır. Torlak Kemal'in kendi dini öğretisi gereği ortaklığa aşina olduğunu, Böklüce'nin öğretisini kabul etmesinin ardından da isyanın organizatörlüğünü üstlendiğini yazar. Neden bu görevi üstlendiğini de aktarır. Bu bölüm çok ilginç. Torlak Kemal, Anadolu'da yaşayan lümpen dervişler üzerinde oldukça etkiliydi. Bu durum Böklüce'nin ardından Torlak Kemal'in ikinci adam olmasını sağlamıştır. Torlak Kemal isyanın politik ve sosyal programının hazırlanmasında önemli roller üstlendi. Neydi o roller? İlk olarak ortak üretim ve ortak tüketim, sosyalleşme, toprağın eşit paylaşımı, toprak reformu, mülkiyetin ortadan kalkması, ortak kullanım, her inancın kendini ifade etmesi, inançlar arasında tolerans, din özgürlüğü. Tahmin ediyorum 2 dakikam veya 3 dakikam kaldı. Sonuca geçiyorum, birkaç sayfa atladım. 3 tane sonucum var. Sonuç 1. Sonuç olarak denilebilir ki Alman kaynakları 1588 yılında Löwenkau'nun aktarmacı tarih anlayışı içerisinde değindiği Böklüce isyanı, şair Schaeffer'in Güneşin Altında Çarmıha Gerilenler romanı ile Almanya'da edebi bir boyutu yakalamıştır. Romanda Böklüce Mustafa'nın toplumsal düşünce sistemi, kiliseye yönelik sert eleştirilerinden dolayı 1415 yılında diri diri yakılan Çek asıllı papaz Jan Hus'un düşünceleriyle örtüşüyor olması oldukça ilginçtir. Schaeffer romanında her iki düşünce sistemi arasındaki benzerliklere vurgu yapar. Fransız devriminin Almanya'daki takipçisi Scherr'in kaleminde Böklüce Mustafa, komünist öğretiyi Anadolu topraklarında uygulayan kişi olur. Buna karşın güçlülerin tarihini yazan Osmanlı hayranı Sinkayaz'ın ve Hammer gibi tarihçilerin kaleminde Böklüce diş mıhraklı, bozguncu, isyankandır. Sonuç 3. 2 dakika sürmez, 1 dakika sürmez. Böklüce isyanında kurgulanmış tarihi, kurgulanmış tarihi, tarihe kan, yeni kan ararken putlara tapınma denilen sıyrılık boyunduruğunu mutlaka kırmamız gerekiyor. Bu kırılmayı ve taze kan akışını bu tarz sempozyumlarla, o nedenle Akdeniz Akademisi'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyorum.
müthiş şeyler yapıyorsunuz. Bu tarihe geçen bir sempozyum olarak. Zaman içerisinde yeniden... Tamam, zaman... Çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere, size ben dinlediğiniz için. Hocam çok özür dilerim. Süreyi mantıklı kullanabilmek açısından. İsmini sıklıkla duyduğumuz, tarihte izler bırakmış fakat hakkında fazla bilgi sahibi olmadığımız önemli kişiler vardır. Bu kimselerden birisi de Börkçü Mustafa'dır. Börkçü Mustafa delilince akla hemen Fetret devri sonrası isyan ettiği iddia edilen Şeyh Bedrettin'in idam edilmesi, Börkçü'nün ise binlerce müridiyle katledilmesi akla gelmektedir. Halk içinde bir kez elif çeken oldu mu nokta koyan çok olur diye bir söz vardır. Özellikle bu sözün Börkçü Mustafa hakkında isabetli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü kendisi için Bedrettin'in ketüdasıydı denildiği gibi onun cahil bir köylü olduğunu belirtenler de olmuştur. Şeyh Bedrettin hakkında olumlu veya olumsuz pek çok şey yazılmış olmasına karşın Börkçü Mustafa ile ilgili tarih kitaplarında yalnızca birbirine tekrarı olan bilgiler yer almaktadır. Burhan bin Mustafa yani bilinen adıyla Börkçü Mustafa tarafından yazılan ve tamamen tasavvufi konuları içeren Tasvirül Kulüp adındaki bu eserin bu anlamda önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyiz. Gerek Bezmi Nusret Kaygısız'ın ve gerekse Bursalı Mehmet Tahir'in yapıtlarında Börkçü Mustafa'nın mutasavvıf olduğuna ilişkin açıklamaları dikkatimizi çekmiş ve adı geçen eseri incelememize neden olmuştur. Türk okuyucusu hatta bütün dünya Börkçü Mustafa'yı tasavvuf adamı olarak değil de bir ihtilalci ve bazılarına göre sosyalizmin ve materyalizmin ilk temsilcileri olarak tanımaktadır. Peki. Tasvirül Kulüp adındaki bu eser Börkçü Mustafa'nın mutasavvıf olduğunu göstermekte ve Bedrettin'in tasavvufi düşüncelerinin olgun müritleri tarafından nasıl anlaşılacağı sorusuna cevap vermektedir. Dahası bu eserin Türk düşün yaşamına, tarihine ışık tutacağını, insanların bilgilerine tekrar gözden geçirmelerini sağlayacağını, Şeyh Bedrettin ve Börkçü Mustafa'ya daha farklı bir açıdan bakmamızı beraberinde getireceğini düşünmekteyiz. Eserde eserin yazarı Burhan Hocaoğlu Mustafa olarak belirtilmiş, yani bilindiği adıyla Börkçü Mustafa olarak geçmemektedir. Börklüce adının kendisine yakıştırılan bir lakap olduğu düşünmekteyiz. Bu eserin günümüze kadar toplam 5 nüshasına ulaşılmıştır. Birinci nüsha Topkapı Sarayı Emanet Hazinesi'nde, diğer ayrıntılar atlıyorum. İkinci nüsha Milli Kütüphane'de, üçüncü nüsha Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde, dördüncü nüsha Vatikan Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümünde, beşincisi Avusturya Dükalı Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Ve bunların içlerinde de istinsah tarihleri yani yazıldığı tarihler ve kişilerin adları da mevcuttur. Şeyh Bedrettin'in Varidat eserinden yer alan düşüncelerle Tasvirül Kulüp'te belirtilen düşünceler arasında oldukça büyük benzerlikler görülmektedir. Tasvirül Kulüp ile Varidat arasındaki düşünce benzerliklerinden birkaçı şu şekildedir. Varidat'ta La İlahe illallah kelamı ile birlikte kainatta Allah'tan gayri bir şey yok, her şey zeval bulur ancak Hakk'ın zati sıfatları baki kalır. Kaygısız sözleri yer almaktadır.
Tasvirül Kulub'un 18B varakında Hazreti Peygamber'den bir hadis aktarıldıktan sonra bir kimse La ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah dese cennete girer denilmektedir. Varidatta Allah bütün mazharlarda görünen asli varlık ve batini bir cevher olduğundan mazharlardan her biri görünüş itibariyle diğerine muhalif ise de hakikat bakımından hepsi birdir. İmdi mazharlardan herhangi birisi ben Allah'ım dese demiş olsa bu söz yalan değildir. Çünkü her şey ondan çıkmıştır. Onunla beraber Allah'ın çoğalması lazım gelmez. Evvelce söylediğimiz veçle çokluk görüncüde değil görünen şeylerdedir. Asıl birdir, görünücü asıl ve tek varlıktır. Bu varlık şartsız ve kayıtsız olarak haktan ibarettir. Berkeley ise eserinde suretteki zamir Allah'a racidir ve insan mecmu alemdir. Allah Teala'yı bilmek, alemi bilmek değildir. İlla kendi nefsini bilmektir. Zira vücut yoktur alemde. İlla hakkındır. Zira alem evvel yok idi. Hak vücuduyla var olup kaim olup durur. Hak vücudun alsa geri yok olsa gerek. İmdi hakikatte vücut Allah Teala'ndır denilmektedir. Yine varidatta tarikat erbabı odun gibidir. Birkaç nevidir. Bunlardan bir kısmı çok kurudur. Cüz'i bir ateş ile tutuşur ve bir daha sönmez. Yana yana kamilen ateş haline girer. Sufiyenin saf ve halis bir kişi her yandan tamamlanınca Allah olur sözü bu manaya gelir. İkinci kısım son derece nemlidir. Yaşlı biraz zail olmayınca bir türlü yanmaz. Üçüncüsü orta sınıftır. Bazı tarafları az bir zahmet ile yanar, tutuşunca da sonuna kadar sönmez. Tasvirül Kulüp'te ise insanları anlayış ve kavrayışları yönden sınıflandıran benzer şu sözler bulunmaktadır. Amma ol insanın bir bölüğü kim? Avam-ı mümindirler. Ol dahi iki bölüktür. Bir bölüğünü didik, işittiniz ve bir bölüğü dahi hastara yakindir. Zahirde hemen anların gibidir. Ekseri bir kişi anların haslardan sanır. Zira anlar Allah'a birlediler, peygambere inandılar ve Allah Teala'nın buyruğundan kaçtılar ve taata ve ibadete meşgul oldular. Velakin ihlas mertebesine yetişmediler. Zira anlar erenlere kendilerini teslim etmediler ve Allah dostlarına muhabbet edip gönüllerini riyadan kurtarmadılar. Eserim başka bir bölümünde ise benzer şu sözler vardır. Kaçan kim fakrı tamam olsa ol Allah'tır. İmdi anın tamam olması kudrat-ı beşeriyeden hasıl olan benlik gitmekle olur. Vakti hakim ol benlik gitse haktan gayri nesne kalmaz. Anın içindir kim? Bazısı enel hak, bazısını sübhani ma azamı şani leyse fisübü cübeti sivallah dediler. Varidatta sema hakkında ise şu sözler bulunmaktadır. Tarikat ehlinin sema dedikleri ayin de bunun gibidir. Halis ve riyasız olanlar hakkında sema hak ile meşguliyet miktarında helaldir. Çünkü güzel sesleri işittikleri vakit kalpleri Cenab-ı Hakk'a doğru uçar, içlerinde dünyaya ait alakalardan zerre bile kalmaz. Gönüllerini kamilen Allah sevgisi kaplar. Şimdi insaf edelim, şu surette Hakk'a kavuşmaya vesile olan bir şeyi haram görmek ve haram olduğunu söylemek bir Müslümana helal olabilir mi? Bu sözlerin benzerleri Börkçü'nün eserinde geniş yer vermektedir. İmdi ol elfazdan ola yahut Hazreti Resul'den fiillerinden ola. İmdi bir nesledeki nas olmaya anda kıyas dahi dürüst değildir. Pes sema haram dedikleri kavl batıl olur. Ol dahi helal fiiller gibi olur. Zira sema'nın haram olduğuna nas varit olmamıştır. Belki nas dahi kıyas delalet eder ki sema helaldir. Bilgil kim aşıkların sema'ı ibadettir. Pes lazım olur kim? Haslara ol hakaik ve dekaik avama işittirmeyeler. Anları meclisi sema ve raksa da davet etmeyeler. Eserin devamında pes malum oldu ki bir kimse kim sema defle ve saftı mevzun ile ve şiiri inkar etse tahkik fil nebiyi inkar etmiş olur. Fiili nebi inkar o küfürdür denilmektedir. Ve benzer örnekler devam etmekte. Yukarıda kısaca sunulan nedenler ve açıklamalardan dolayı bu eserin Börkçü Mustafa'ya ait olduğundan şüphe edilmemesi gerekir. Ayrıca gerek Şeyh Bedrettin gerekse Börkçü Mustafa hakkında yazılan bizim tespitlerimizle çelişmemektedir.
özellikle Börkçü Mustafa'nın mülhit, rafizi, mürtet olduğu ve İslam'la bağdaşmayan hatta çelişen görüşlerinin bulunduğu çeşitli yazarlar tarafından sıklıkla yinelenmiştir. Haklarındaki olumsuz söylemlerin ise dönemin siyasal hesapları sonucunda meydana geldiğini düşündürmektedir. Şeyh Bedrettin'in Camiül Füsûlen gibi ehli sünnet açısından çok önemli bir eser yazmış olmasına rağmen senelerce yasaklı kabul edilen insanlar arasında olması, ulemanın bu konuda onu destekleyen ve karşı çıkanlar olarak ikiye ayrılması çok düşündürücüdür. Böktücen'in fikirlerine de bu nedenle ön yargılı bakılması doğal bir sonuç olarak görülmelidir. Dükas ve Hammer Mustafa'yı şiddetli mutaassıp sözleriyle anmış olmaları onun tasavvufi yönünün ağırlığını ortaya koymak için kullanıldığını düşündürmekte fakat ayrıntıya girmemektedir. Aynı zamanda birkaç senede binlerce insanın onun için başını verebilecek seviyeye ulaşması Bedrettin'in yolunda layıkıyla yürüyen, kendisini en iyi şekilde temsil eden biri olduğu sonucuna varmamıza neden olmaktadır. Tasvirül Kulüp adlı eserinde işlediği konularda tespitimizi doğrulamaktadır. Eser sadece tasavvufi konuları içermekte, dönemin siyasal olayları ile ilgili en küçük bir bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca sultan ünvanı padişahlara ve manevi saltanata sahip olduğuna inanılan insanlar için kullanılan bir tabirdir. Pir Sultan Abdal, Abdal Musa Sultan, Kaygısız Abdal Sultan gibi ünvanlar erenlerin çoğu için kullanıldığı gibi Börkçü Mustafa'nın da Dede Sultan olarak anılması dikkat çekicidir. Besmi Nusret Kaygısız eserinde Kadı Burhanettin'in de Kadı Sultan olarak anılmasını, Börklüce'ye babasından kalma bir sıfat olması ihtimalini düşündürdüğünü belirtmektedir. Eserinde babasının ismini Burhanettin değil de Burhan olarak kullanması, gerçek kimliğini gizlemek, takiplerden korunmak için olduğu kanaatini oluşturmaktadır. Babasının kadılık sıfatını da hoca olarak değiştirmesi ihtimal dahilinde gözükmektedir. Kaynaklarda Şeyh Bedrettin'in tarikatının ne olduğu ile ilgili kesin bir söyleyememelerine rağmen müridi olan Börklücan'ın bu eserde halvetiliği kurallarına bu derece yer vermesi bizi onların halvetiliğin bir koluna mensup olduğu düşüncesine yönlendirmektedir. Şeyh Bedrettin'in yolunda gittiklerine inanan günümüz Bedrettinilerinin kendilerini Gülşeni veya Gülşani olarak kabul etmesi tespitlerimizi doğrular niteliktedir. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin de konuyla ilgili olarak Haririzade Şeyh Bedrettin'e Bedriye adlı bir tarikat nispet etmekteyse de Şeyh'in vefatından sonra böyle bir tarikat teşekkül etmemiştir. Ancak bunun sempatizanlarından olup Bedrettin Sufileri diye anılan bir zümre zamanla Alevi Kızılbaş kesime karışarak erimiştir diye düşünülmektedir. Sonuç: Börklüce Mustafa Şeyh Bedrettin'in eski kahyası ve müridi'dir. Şeyhliğe onun vasıtasıyla yükselmiştir. Şeyh Bedrettin'in en önde gelen müridi olduğundan yaşadığı dönemde siyasi nedenlerden dolayı üzerine gidilmiş olması ihtimali çok yüksektir. Dervişlerin Osmanlı'ya karşılık vermesinin ise nefsi müdafaa olarak algılanmasının daha doğru olacağı düşüncesindeyiz. Tasavvuftaki fakr ve dervişlik düşüncesi Allah'tan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymamak, onun varlığıyla gani olmak, dünya malına bağlanmamak gibi inanış ve yorumlar saray çevresi tarafından mal paylaşımı olarak anlaşılmaya çalışılıp Börklüce'nin bedeninin ortaya kaldırılmasına sebep olmuştur. Tamamen kendisini Allah'ın rızasını kazanmaya dayan Şeyh Bedrettin ve Börkçü gibi gönül erlerinin dünyaya ait şeylere ilgi göstermeleri mümkün değildir. Şeyh Bedrettin'in ve Börkçü Mustafa'nın en büyük şanssızlıkları fetret devrinde yaşamış olmaları, Bedrettin'in de çok büyük bir ulema olup kadı askerlik görevini döneminin Osmanlı padişahı Musa Çelebi'nin tarafında yapmış olmasıdır. Dolayısıyla onun müritlerinden olan Börkçüce ve etrafındakiler ağır bir şekilde cezalandırılmıştır. Şeyh Bedrettin'in hakkında araştırma yapan yazarların önemli bir bölümü dahi Şeyh Bedrettin'i korumakta ancak onun müridi ve halifesi olan Börkçü Mustafa'yı anlaşılmaz bir şekilde kötülemekten kaçınmamaktadır. Eser bütünüyle incelendiğinde Bedrettin'in dolayısıyla Börkçü Mustafa'nın tarikatının kuralları açıklanmaktadır. Tasvirül Kulüp'te halvete girmenin önemi, şartları uzun uzun anlatılmakta, halvetin vazgeçilmez olduğu ifade edilmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere Börklüce'nin bu eserde halvetiliğin kurallarına bu derece yer vermesi bizi onların halvetiliğin bir koluna mensup olduğu sonucuna götürmektedir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Dursun Bey çok teşekkür ederim. Tam vaktinde tamamladınız. Böylelikle son 20 dakikada dinleyicilerimizden görüşlerini almak ya da soruları varsa onları yöneltmelerini rica ediyorum. Başlıyoruz. Sormak isteyenler var mı? Buyurun. Ben şey 20 yıldan fazla kadında öğretmenlik yaptım. Nihat Ağcan'ın bir destanı var. Onu da konularınız arasına alırsanız iyi olur. Çünkü kendisini ziyaret ettikten 2-3 gün sonra öldü. Sanırım devamı yayınlanmadı. Bilginiz olsun istedim. Teşekkür ediyorum. Ben sunuş konuşmasında da söyledim. Tüketici bir çalışma yapmadım. Özellikle tarihçiler açısından da, araştırmacılar açısından da. Edebiyatta da ulaşabildiklerime ulaştım. Dolayısıyla yani eksiği, gediği vardır. Ama sonuçta bir ideolojik bir sıralama yapmaya çalıştım. O kadar yani. Teşekkür Başka. Ederim. Başka? Buyurun Kemal Bey. Cahit Bey. Evet. Buyurun. Şimdi Azerbaycan'ın milli kahramanı bizim bildiğimiz kadarıyla Şah İsmail. Şah İsmail'in tarihçisi Rumlu Hasan, Ahsen-ü Tevarih'te bu hareketle ilgili anlatımları var ve aleyhe görüşleri var. Bununla ilgili bir açıklama yapabilirim ya da bunun sebebi nedir? Bununla ilgili bir izahat bekliyoruz. Rumlu Hasan'ın evet. Ahsen-ü Tevarih evet. kitabında Bedrettin'in hareketiyle ilgili bir bölüm var. Aynen Osmanlı yazarları gibi, Neşri gibi, Aşık Paşa gibi, Oruçoğlu gibi, aynen onlar gibi bakıyor ve onlar gibi eleştiriyor, doğru bulmuyor. Böyle bir bakış açısı var. Bunun sebebi nedir diye soruyorum. Teşekkür ederim. Hasan Bey Rumlu tabii ki Şah İsmail dönemi tarihçisi değil. Hasan Bey Rumlu Şah İsmail'den sonraki dönemde yaşayan bir tarihçidir. Özellikle bildiğim kadar Şah İsmail'in oğlunun döneminde, yani Tahmasib döneminde yaşamış tarihçidir. Tabii ki onun yaklaşımı, tabii ki ben onu araştırmadım. Ama genel olarak diyebilirim ki, bizdeki Azerbaycan'da Şah İsmail şu an kahraman olarak da görülmür. Yani o da tartışma konusu şu an. Yani resmi ideoloji halinde değil Şah İsmail şu an. Yani resmi ideoloji, yani devlet kademesinde bir ideoloji olarak anılmamış. Ama diyelim ki Babeki var mesela 9. yüzyılda. İşte Babeki ideoloji olarak kabul edilir. Çünkü Araplara karşı savaştı. Onda da eşitlik olayı var. O da tabii ki Mezdeş'ten gelen bir şeydi. Ama o zaman o konuları tabii ki araştırmasın. Kusurlu, özürlü hesap edeyim. O zaman teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Lütfen İsminizi söylerseniz kayıtlara geçeceğiz. Tabii. Mehmet Kuyurtar, ben Raşit Bey'e sormak istiyorum. Şimdi Raşit Bey, herkesin kendi ideolojik meşrebine göre bir Bedrettin ve Börklüce efsanesi yarattığını söyledi. Ama hani konuşmanın akışına göre bekledik ki, hani bu konuda uygun bir tarihsel okuma, kendi bağlamında okumayla ilgili de bir ipucu versin diye. Acaba öyle bir öneriniz var mı? Ben tam anlayamadım. Hiç kimse anlayamadı. Şimdi yankılanıyor mu? Evet, buranın ses düzeninin ciddi. Peki, ben tekrar sorayım. Şimdi dediniz ki herkes kendi ideolojik meşrebine göre halen... Peki, şöyle söyleyeyim, yankılanmadım. Normal şey yapıyorsunuz. Böyle mi? Daha iyi mi bu? Hocam, birkaç kere başladım, tekrar başlayayım. Şimdi dediniz ki herkes kendi ideolojik perspektifinden bir hayali Bedrettin ve işte Börklüce efsanesi yaratmış durumda. Konuşmanın akışı gereği biz de şöyle bir şey bekledik. Yani bu konuda kendi uygun tarihsel bağlamına uygun bir okuma mümkün. Yani öyle hissettim en azından ben kendi adıma. Yani bunun ipuçlarını görmedik. Acaba bu soru cevap kısmında nasıl uygun bir biçimde okunabilire dair bize biraz bir şeyler söyleyebilir misiniz? Dediğiniz gibi yani her ideoloji sonuçta geçmişten bir kahraman yaratmaya çalışıyor. Börklüce'yi de herkes farklı türde bir bakıyor. Yani en azından sol kesimdekiler Börklüce'yi bir halk isyancısı
olarak görüyor ve arkasından yaratılmış bir efsane günümüzde işte ta nereye kadar getirdi yani anlattığım kadarıyla yani sonuçta Marksist olduğu ve hatta Engels'in öncülü olduğu yere kadar. Ama sonuçta bunun doğru olduğunu düşünen sağdakiler de gene kendi ideolojilerine göre onu tam tersine bir kötü bir adam, gerek Bedettin'i gerek Böklücü'yü kötü bir insan olarak nitelendiriyorlar. Yani bir takım ideolojiler kendilerine birilerini geçmişten birisini kendisine efsaneleştirecek bir insan olarak ve öncülü olarak onu şey yaparken öbür taraftakiler de karşı taraftakiler de tam tersine o efsaneyi çürütecek bir şekilde o insanı ya da efsaneleştirmiş insanı tersine buna negatif efsaneleştirme diyorum ben. Ya onu sonra kısaltarak okuduğum için anlatamadım. Negatif efsaneleştirme diye de bir şey var. Karşı taraftakiler de Böklücü'nün Marksist olmadığını iddia edenler ve Şeyh Bedrettin de onlar da negatif efsaneleştirmeleriyle yerin dibine batırmaya işte Stalin'in şeyhi Şeyh Bedrettin lafında olduğu gibi yani o şekilde yorumluyorlar. Dediğiniz gibi yani her ideoloji sonuçta aynı insana farklı bir şekilde bakabiliyor. Evet. Buyurun lütfen. Affedersiniz görmedim şimdi sıra size. Buyurun lütfen. Ahmet hocam da mı? Ahmet hocam. Ben sonra. Verin Ahmet hocam nerede? Var zaten şurada. Tamam. Bende var tamam. Ben mi konuşacağım? Buyurun hocam. Işıktan problemim var. Göremiyorum. O itibarla bağışlayın. Önemli lütfen. Değil. Benim sesim tam olarak duyuluyor mu şu anda? Hayır. Duyulmuyor mu? Duyuluyor mu? Biraz daha yaklaştırırsak daha rahat duyulacak. Tamam. O zaman şarkıcılar gibi iyice dudağıma yaklaştırayım. Dursun Bey'i ben uzun zamandan beri tanıyorum. Son derece istekli ve amatör bir araştırıcılık ruhuyla önemli yazmaların yayınlarını yapıyor. Onları neşrediyor. Mesela bundan önce bir Sadık Abdal Divanı neşretti. Son derece dokümanter mahiyette Bektaşiliğin başlangıcı için çok önemli bir kitaptı. Şimdi bu Tasviril Kulüp, ben ilk önce bir değişik kitapla karşılaşacağımı zannettim. Fakat kitabı okuduğumda içime bir şüphe düştü. Acaba bu gerçekten Böklücü Mustafa'nın kaleminden çıkmış bir eser mi? Yoksa Böklücü adını kullanan herhangi bir Sünni Sufi'nin kaleminden çıkmış bir eser mi? Bunun Böklücü Mustafa tarafından yazıldığını bilmeseniz, mesela bir kenara koysanız çok rahatlıkla bir Nakşişehir'i de bunu yazmış olabilir. Çünkü içinde o kadar önemli ipuçları var ki. Bu rahatlıkla bir tarikata yeni giren bir sufiye tasavvufu öğretmek maksadıyla kaleme alınmış olan bir eser olduğu açıklanıyor. Fakat burada bazı bir takım şeyler var. En önemli problem burada, öyle zannediyorum ki bu eserin Böklücü'nün yaşadığı tarihten epeyce bir sonra kaleme alınmış olması bu bir şüpheyi davet ediyor. Yani o zamandan bu eserin kaleme alındığı döneme kadar acaba ne gibi değişiklikler geçirdi? Gerçekten Böklücü'nün mi? Yoksa Böklücü adına, ki bunun örnekleri başka şeylerde de var biliyoruz, Böklücü adına birisi mi bunu kaleme aldı? Şüphesini davet eden bir takım sorular kafamıza geliyor. İçinde gerçi Şeyh Hüseyin Ahlati'nin adı bir defa geçiyor. Bedrettin'in adı yanılmıyorsam 3-4 defa geçiyor. Bunlar bunun gerçekten Böklücü'ye ait olabileceği izlenimini doğuruyor. Fakat öte yandan Dukas'ın çizdiği Böklücü Mustafa portresiyle bu kitaptaki Böklücü Mustafa arasında hiçbir bağ yok. Şimdi bu bir paradoks. Bunu nasıl izah edeceğiz? Bu bir. İkincisi de demin dediğim gibi bunun bir muhteva kritiği yapılmalı bu eserin. Gerçekten bu Böklücü'ye mi ait yoksa başka biri mi bu ismi kullanarak bu kitabı yazdı? Bu iki problemin halledilmesi lazım. Bir de ayrıca neşirle ilgili tabii epeyce bir okuma hataları falan var. Onları bahis konusu etmeyeceğim. Teşekkür ederim. Hocam bir şey söylemek istiyor musun? Hocam müsaade ederseniz hemen bir şey yapayım. Şimdi tamam. Şimdi hocam bizim çok saygı duyduğumuz bir büyüğümüz teveccüh buyurdular.
bir takım güzel sözler de söylediler. Birkaç cümleyle hemen şey yapayım. Şimdi bu 5 Nisa, şu ana kadar ulaştığımız 5 Nisa, yani iki tanesi yurt dışında, üç tanesi Türkiye'de. Bunların istinsah tarihleri en eski olanı, tarihi yazılı olan 1575 tarihine denk geliyor. Yalnız bir Nisa var ki, hocamla da paylaştık, o Nisa'nın ön kısmı ve son kısımları yırtılmış, kaybolmuş Milli Kütüphane'de. Ve onun yazı karakteri 15. yüzyıla ait. Yani en eski nüshası o ve onun içeriğiyle diğerlerini kritik ettik. Arasında bir fark söz konusu değil. Yani ancak şu anda hiç yoktan bu kadarını bulabildik. Hani bir söz var, bir deli bir taş atmış, kuyuya 40 akıllı çıkaramamış. Bir taş attım, çıkarabiliyorsan çıkarın sizler diyelim. Affınıza sığınarak, buyurun. Evet, teşekkür ederiz. Başkan. Lütfen. Lütfen isminizi de söylersiniz. Ben İlhan Tarhan. Şimdi ben tarihsel bağlamda bu Börklüce Mustafa'nın daha farklı algılanması gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle ki, Hititlilerden Hammurabi, Musevilerden İlya Peygamber, Hristiyanlardan Pavlus ve Nakkaşmani, Selçuklulardan Baba İshak, Baba İlyas, Moğollardan Sarı Mesut, Sarı Saltuk, yani ikişer tane sayıyorum sadece. Osmanlılardan Şeyh Bedrettin, Asya'dan Buda ve Gandhi'yi sayabiliriz. Araplardan Selahaddin Eyyubi'yi sayabiliriz. Halkın yerinde yer alan insanlardır bunlar. Ama eskiden halk denmiyordu da buna, deniyordu ki yumuşak başlı insanların yanında yer alanlar deniyordu. Şimdi Hürmüz'ün babası Elbeşir'in Nakkaşmani'ye söylediği bir söz var. Diyor ki, asker sınıfından kendine taraftar bulamazsan, yumuşak başlı olanların kıyımının önüne geçemezsin diyor. Bu bence çok önemli bir söz. Savaşlarla ve asker sınıfıyla özdeşleştirilen agresiflik ve saldırganlıkla baş etmenin yolunu bilim adamları bulacaktır ancak diye düşünüyorum. Yani peygamberler değil de veyahut da peygamber sınıfına konulanlar değil de ne dersiniz buna? İsterseniz soruya geçelim, şeyi biraz fazla konu evet, çok uzadı. Ama şöyle isterseniz bir iki cümleyle toparlamaya çalışalım. Yani Börklüce Mustafa ile ilgili işte iki farklı bakış açısı var. Bu ikinci bakış açısıyla ilgili bir eser bulundu. Bunun üzerinde yorumlar yapılıyor, artısıyla, eksisiyle. Çünkü bugüne kadar tamamen birbirini kes kopyala yapıştır şeklindeydi bütün tarihi bilgiler. Düşünecek tarihçiler, araştıracak. Hocamın da bahsettiği gibi herkes de kendi algısına göre, hayata bakışına, siyasete, dünyaya bakışına göre ona farklı bir kimlik giydiriyor. Bunun üzerine düşünmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Başka, evet, çok başka soru, vaktimiz daralıyor. Şurada da şurada bir bey var. O da şey yapmış galiba. Sol tarafa. Hemen şey yapalım. Kimde söz? Mikrofon nerede? Mikrofon. Tamam, o zaman şey yapın. Sorayım mı ben almışken? Kısa olacak zaten. Raşit Hoca'ya söylüyorum ama esasında bütün sempozyum boyunca çokça şey duyacağız. Yani esasında Börklüce Mustafa Şeyh Bedrettin hakkında anlatanlar büyük ölçüde efsane, anakronizmlerle yüklü, folklor, hatta fakelor. Yani baştan sona bir şimdi Mehmet Hoca'nın sorduğu soru bu açıdan önemli. Peki bunların hepsi efsane ise doğrusu ne sorusu? Cevap vermeden efsane olduğunu söylemek önemli ama sanki çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Nedir peki? Yani bir halk ayaklanmacı diyorlar Börklüce'ye. Ayaklanma yok mu? Dukas da geçiyor. Belki Dukas yanılıyor. Hani bu bir veridir. Bu bir tarih çalışmasıdır. Dukas böyle diyor ama diğer tarihler doğrulamıyor. Demek ki ortada bir ayaklanma yok. Bu bir veridir. Bunu kabul ederim. Yahut da işte diyalektik var mı varidatta yahut da başka bir şeyde? İşte diyalektik sonradan Marx kullandı diye Marx'la doğan bir şey değil ki. Yani Platon'dan beridir var. Hatta Hegel hani diyalektik konusunda şeyinden toparlıyorum zaten. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani diyalektik de komünizm de tarihte daha sonra kavramsallaştırılmış olmalarına rağmen esasında diyalektik çok önceden kavramsallaştırılmış. Bunlar zaten varlar. Dolayısıyla Şeyh Bedrettin'e yahut da Börklüce'ye bunları atfetmek anakronizm değil. Diyalektiğin olduğunu Platon'da da iddia edebilirsiniz. Başka bir kişide de, Börklüce'de de. Var mı yok muyu tartışalım. Ama anakronik olduğu yönündeki argümanları çok şey buluyorum, zayıf buluyorum. Tamam.
Arkadaşlar vaktimiz son derece ağır. Lütfen. Kim var? Ben göremiyorum ki kimse. Tamam, şey yapalım o zaman. Verildi evet mi? Evet, dinliyorum. Mikrofonans, evet, adım Fevzi Kurtuluş. Evet, kısa bir sorum olacak. Şöyle bir giriş yapayım. Biliyoruz ki Şeyh Bedrettin Sinanbank Adası'nın oğlu. Doğal olarak tabii ki bir inanç boyutu, tasavvuf boyutu, Sufiyanı olması büyük olasılıkla ağırlıklı. Ancak ben şunu merak ediyorum. Şimdi İlhami arkadaşımız daha çok Alman kaynaklarından yola çıkarak ilk Türk komünistine yaklaştı. Siz daha çok inanç boyutuna vurgu yaptınız. Şeyh Bedrettin Mısır'a gittikten sonra, Şeyh Ahlati ile tanıştıktan sonra eski çalışmalarını yırtıp Nil Nehri'ne attığını biliyoruz. Yani ondan sonra bir esas olarak inanç boyutundan bir isyancı boyutuna, bir devrimci önder boyutuna geçmiş olması olası mıdır? Bir de Bedrettin acaba bu yazdıklarını Şeyh Ahlati'den sonra mı yazdı, önce mi yazdı? Çünkü sonra yazdıysa ya da önce yazdıysa burada bir önemli bir çizgi fark var diye düşünüyorum ben. Nedir sizce durum? Size soruyorum Dursun Bey. Hemen şey yapmaya çalışayım. Bir kere Ahlati'den sonra Sufiliğe meyyal olduğunu, meylettiğini fark ediyoruz. Zaten bu Börkçe'de tanışması vesaire varidatlar da yine ondan sonraki süreçle alakalı. Dolayısıyla zaten bu çalışmanın ön sözünde de bu kişi derviş gönüllü, gönül ehli birisiydi. Ama dönemin siyasal şartları gereği eğer Çelebi Mehmet'in yanında olsaydı belki bu işler başına gelmeyecekti. Bu onun savunduğu fikirler esasında hiç kimsenin savunmadığı fikirler değil ki, ona benzer başkaları da savunmuş. Hiç kimse de belki bu kadar ağır cezayla muhatap olmadı. Ama onun en büyük hatası veyahut da şanssızlığı diyelim Çelebi Musa tarafında olmasıydı. Onun tarafında olduğu için yenildi. Şahsi kanaatim, burada bu kadar tarihçilerimiz var, onların huzurunda bir saygısızlık yapmak istemiyorum. Şahsi kanaatim üzerine gidildi ve nefsi müdafaa olarak kendilerini savunmak zorunda kalır. Evinize birisi baskın yapıyorsa kendini savunmak zorundasınız. Başka çaresi yok. Bunlar için de her zaman tarihte malzemeler uydurulmuştur. Bunu da şahsen böyle olduğuna inanıyorum. Değerli katılımcılar, teşekkür ederiz. Bundan sonra bir oturumumuz daha var. Bize kolaylık gösterdiği için de oturum başkanı Kemal Bey'e teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim. Herkese teşekkür ederim.